Fiyat kıyaslamaları başladı şimdi. Mesela adam diyor ki ya muz 15 lira, soğan da 15 lira olmuş. Olay depolara gidecek burada. Bir ara depo bastılar biliyorsun. Soğan Yani fiyatları arttı diye. Afrika'dan muz 15 liraya götürüyoruz. Biz de soğan niye 15 lira diye baskınlar başlar yakında. Alma. Başkasından al. İlle soğan. Soğan büyük bir kriter bizim için biliyorsunuz. Soğan çok önemli. Ama bunun yolu serbest piyasa abi. Daha evvel yaptılar bunu, rezil oldular. Soğan depolarını bastılar, daha evvel konuşmuştuk. Sonra soğan üretimi arttı, çürüdü soğanlar. Ve ihracatı da yasakladılar. İhracatı yasakladılar ve o sırada Hindistan'da soğan 10 misli Soğan fiyata yaptık çıktı. abi. Hindistan'a da ihraç edemediler. Ya serbest piyasada tüccar bunu görüyor ya. Hindistan'da, Malezya'da, şurada burada soğanın fiyatı yüksekse burada stoklayacak, oraya ihraç edecek. Böylece üreticinin eline iyi para geçecek. Japonya'da da aynı dönemde burada patates filizlenip çürürken bedava dağıttılar ya torba Evet. torba. O evlerde çöpe gitti, depolarda değil. Japonya'da hamburger zincirleri kızarmış patatesi azaltmışlar. Patates Pahalı diye. sıkıntısından dolayı. Orada da patates bulunmuyor. Biz tabii İşte yani satamıyorduk. şeyde de, uluslararası ticarette de serbest ticaret gibi önemli bir şey yok Ama yani. piyasada mesela esnaflarla sohbet etmek mecburiyetinde kaldığımızda şunu görüyoruz. Dünyada da enflasyon var diyordu. İnanır gibi değil. Ya bugün böyle bir Dünyada da tartışma var. enflasyon Evet. var. Bugün bu Tabii, tartışmayı tabii, yaşadık. tabii. Ya 3 saattir Dünyada fiyat da, ya var. dünyada da rekor enflasyon var ya. Evet. %7 iken 7,2'ye çıkmış. Çin'i Biliyorum. mesela düşüyor. Dikkat edilir mi son Tabii. şeylere? Avrupa'da da, Amerika'da Avrupa'da, da. Amerika'da ufak ufak düşme trendine girdi. Bu Karşıda. trend nedir biliyor musun? Devam edecek. Çünkü piyasa kendini adapte ediyor düşüşe göre. Şimdi ne diyecekler bakalım? Batı'da düşüyor. Çünkü Batı'da yüksek faize geçtiler. Dış Faiz güçler. dediği de %3'e 5'e çıktılar. Hemen tesir etti. Türkiye ise olur mu yüksek faiz abi? Nasıl yani? Adam tuttu 10,5'tan 9'a düşürdü. Bak diyor, tek haneliğe indirdim diyor. Sıfıra indir. Elinde nasılsa anasını satayım. Bedava dağıt. Hepsini sıfıra çekebilir. Bu saçmalığa dünya gülüyor ya. Yok. Ve ekonomik yorumcular da, üzülüyorum. Bazı aklı başında adamlar bunu çok net söyleyemiyorlar. Korkuyorlar. Çünkü çok net bu şekilde tenkit etse, bu saçmalıktır dese, adam mesela bir üniversitede profesör. Hemen telefon edecekler. Bu adamı atın diyecekler. Ben söylüyorum. Kapıda. Doğru. Hükümetin yalakaları var. Ve bunlar, üsttekinin haberi yok. Hükümetin doğrudan haberi yok. Kraldan Ama çok bunlar korkuyor. şimdi bunları takip ediyorlar. Bunları da konuşmalarında öyle yumuşak anlatıyorlar ki, bu finansçılar mesela her şeyi görüyor. Yani şöyle diyor, işte böyledir de hiç kimse demiyor. Ulan böyle böyle garip bir şey dünyada olamaz diye net konuşan yok. Niye? Çekiniyor, korkuyor. Bir terör yaratmışlar. Neymiş? Yeni ekonomi modeliymiş bu. Büyük bir iktisatçı var biliyorsun, bizim liderimiz. Uzaktan eğitim. Ekonomist, evet. Büyük Ekonomist. ekonomist. Faydasını Bu görüyoruz. komediyi izleyeceğiz ama Türk milleti ödeyecek bunu tabii. Ya. Normaldir ödemesi de. Ya Cem de söylüyor. Bunu yaparsan bunu ödersin Enflasyonu çok takmışlar yani. İnanılmaz bir şekilde. Yani bir de çünkü her açıklama şöyle başlıyor. Dünyadan gelen enflasyon dalgasıyla ülkemizdeki fiyatlar şöyle şöyle etkileniyor. Hep bir cümlenin başında dünyadan gelen. Ya biz yani durduk olduğumuz yere dünya bize enflasyon dalgası atıp duruyor üstümüze gibi bir durum var şu anda. Şimdi Japonya'da mesela son 40 yılın en yüksek enflasyonu var. Ne biliyor musun? %2,5. 2,5 enflasyon. Amerika'da nasıl canım abi? Orada da çok ciddi durumu. Amerika 8,2'den 8'e indi. Evet, İnme trendine girdi. Evet. Zaten dikkat et. Serbest piyasa çalışıyor. Çünkü o faiz artışları sayesinde ekonomide ham maddeye talep de azaldı. Mesela petrol fiyatları da düşüyor. Şimdi daha da kısıtlayalım diyorlar ama beceremezler. Bakır fiyatları şu bu düşüyor. Ulaşım fiyatları düşüyor. İnsanlar bakıyorlar. Ve bu soğuyor. Ekonomi soğuyor. Zaten fiyatlar ne zaman çıkar? Talep yükselince çıkar. Bizim otellerde de öyle. Otellerde müşteri yokken ne yapıyoruz? Otel fiyatlarını Fiyatını düşük çekiyoruz. tutuyoruz. Müşteri çokken yükseltiyoruz. O onu kompanse ediyor. Şimdi dünyadaki ekonomideki bu sıfır büyüme mesela. Bir sene dünya sıfır büyüyebilir. %1 büyür. %0.5 eksi büyür. Kimseye bir şey olmaz. Ama enflasyon düşüyor. Ciddi bir şekilde piyasa kendini gösteriyor.
İngiltere'de yumurta krizi çıkmış. Onu da haber yaptılar. İngiltere yumurtasız kaldı diye. Halbuki... Tabii Almanya'da raflar bomboş. Bomboş. Almanya. Amerika'da bomboş. Hayır, olay başka ama kuş gribi ihbarları var. Hayvan itlafı var orada. Başka bir durum var. Bizimkiler diyor ki İngiltere'de yumurta bile bitti. Utanç verici bir şey. Utanç. Almanya'da da... At yemin yesinler yani. Bütün Avrupa aç. Seçmem böyle. Avrupa marketleri boş. Raflarda hiçbir şey yok efendim. Öyle diyorlar. Siz gidip gördünüz mü yakın tarihte? Amerika'yı gördünüz. Gittik abi yani. Orada raflar nasıldı peki? Boş muydu hakikaten yani? Seversen. Büyük marketler. Şu dikkatimi çekti. İthal mallarda bu Covid'den dolayı bu tedarik zinciri biraz etkilendi ya, konteyner fiyatları falan. Mesela giysi de eskiden adam 50 tane gömlek koyardı. İşte hani 5 küçük boy, 5 tane orta boy, 5 tane büyük boy, extra large bilmem ne. Şimdi o sayı azalmış. O dikkatimi çekti ama o yani belli ki stoktakileri eritiriz o şeyde. Tedarik zinciri yeniden canlanana, konteyner fiyatları düşene. O da düştü zaten. Değil mi? 20 binden 2 binlere falan düştü. Düşmeye de devam ediyor. Yani Amerika'da dikkatimi çeken o oldu. Yoksa hiçbir ürünün, hiçbir malın böyle sıkıntısı mı? Raflar yine. Bir videolar attılar bizi. Bir gördük dedik Amerika'da iç savaş çıkmış. Ya, bırak Allah. Bomboş ya. İnanılır gibi değil yani görüntü.